Haftalık piyasa yorumları ve yatırım fikirlerimizi paylaştığımız InveSTRA sunumumuza birlikteyiz. Bu hafta da piyasaların odağında FED olmaya devam edecek. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Bernanke'nin konuşması sonrasında piyasalarda bir miktar rahatlama görülmüştü. Bu hafta da piyasalar FED Başkanı Bernanke'yi takip ediyor olacak. Bunun dışında yurt dışında ABD'de açıklanacak. İkinci çeyrek, geçtiğimiz hafta açıklanmaya başlanan ikinci çeyrek bilanço dönemi de bu hafta yoğun bir şekilde devam ediyor. İçeri baktığımızda ise hazinenin ihaleleri ve ikinci çeyrek bilanço dönemi gene içerideki şirketler için de takip edilecek. Dışarıdan başlayalım. FED Başkanı Bernanke geçtiğimiz hafta tahvil alımlarının hızının azaltılması konusunda piyasalara biraz daha sonrayı işaret eden, 2013 sonunu işaret eden bir takvim sunmuştu. Bunun getirdiği rahatlamayla yurt dışı borsalarda iyimserliğinin arttığını görmüştük ki bunun içeride yansıması gerçekleşmişti. Bu hafta da Bernanke ABD Kongresi'nde çarşamba günü Temsilciler Meclisi'nde, perşembe günü ise Senato'da bir sunum gerçekleştiriyor olacak. Burada senatörlerin Bernanke'ye olan soruları piyasalar tarafından yakından takip ediliyor olacak. Burada vereceği mesajlar piyasalar için oldukça kritik. Piyasaların bu noktada merak ettiği tahvil hızları ne ölçüde ve ne sürede azaltılıyor olacak. Amerika'da geçtiğimiz hafta bilançolar açıklanmaya başlamıştı. Bu hafta da oldukça bilanço yoğun bir hafta. S&P şirketlerinin 60'ı bilanço açıklayacak ki bunlar arasında teknoloji şirketleri olduğu gibi finansallar ve diğer ekonominin genelini yansıtan şirketler de var. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan bilançolar beklentilerin üzerinde gelmişti. Yalnız burada beklentilerin oldukça olumsuz olduğunu, dolayısıyla pozitif sürpriz gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğunu hatırlatalım. İçeride ise hazinenin bu hafta ihaleleri oldukça önemli ve takip ediliyor. Hazinenin dün gerçekleştirdiği ihalelerde rot dahil 6.4 milyarlık bir satış gerçekleşmişti. Hazinenin itfa programı bu ay olduğu gibi aslında önümüzdeki aylarda da oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Hazine bugün gerçekleştireceği gösterge tahvil ve 10 yıllık sabit kuponlu faiz tahvilleriyle bu haftanın ihalelerini tamamlıyor olacak. Dünkü ihaleler başarılıydı. Bugünkü ihalelerde de yine benzer bir sonucun ardından tahvil faizlerinde bir miktar gevşeme olabileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası Başçı'nın dün verdiği sinyal piyasalar için özellikle tahvil tarafı için oldukça önemliydi. Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta 23 Temmuz'da Para Politikası Kurulu toplantısı var. Daha önce bir değişiklik beklenmezken Merkez Bankası Başçı'nın dünkü açıklamaları sonrasında faizlerin özellikle üst koridorunda bir artırım beklentisi güçlenmiş durumda. Politika faizi %4,5 seviyesinde, koridorun alt bandı 3,5, koridorun üst bandı ise %6,5 seviyesinde ve burada 100 bas puanlık bir artış beklentimiz var. Üst bandın %7,5 seviyesine yükselmesini bekliyoruz. İkinci çeyrek bilançoları bu hafta bizde de Türk Telekom ve Turkcell ile başlıyor. Önümüzdeki hafta Akbank'la devam ediyor olacak. Burada da özellikle sanayi şirketleri için döviz kurundaki yüksek artış sonrasında bir miktar özellikle döviz borç pozisyonu bulunan şirketler için kur fark gideri yazacağını yazabileceklerini hatırlatalım. Burada konsolide olmayan bilançolar için 12 Ağustos son bilanço açıklanma tarihi. Buradan şimdi piyasalara geçecek olursak Borsa İstanbul'da başlayalım. Endekste özellikle geçtiğimiz hafta içinde gördüğü 70 bin seviyesinin ikinci kez test edilmesinin ardından geçtiğimiz hafta oluşturduğu sıkışmayı yukarı yönde tamamladığını gördük. Geçtiğimiz haftanın 4 gününde 70-73 bin bandında bir sıkışma vardı ve özellikle geçtiğimiz haftanın son günü 73 bin yukarı doğru kırılmasıyla hareketin ivme kazandığını gördük. Bizim beklentimiz bu haftada Borsa İstanbul'da iyimserliğin devam edeceği yönünde. Alçalan trendin yukarı kırılmasıyla birlikte önce 77 binde kritik bir direncimiz var. Yurt dışında özellikle Bernanke'den gelecek açıklamalarında piyasaları, yurt dışı piyasalardaki olumlu havayı bozmaması halinde 80 binlere doğru hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu nokta kar satışları için uygun gözüküyor. Tahvil bono tarafına geçecek olursak,
Burada tabii 4.60 bileşik seviyelerinden 9.60 bileşik seviyelerine doğru gösterge tahvil faizinde 500 bas puanlık sert bir yükseliş gerçekleşmişti. Özellikle hazine ihalelerinin atlatılmasından sonra burada bir miktar düzeltme hareketi gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla faiz tarafında sınırlı bir rahatlama beklentimiz var. Euro-dolar paritesinde Bernanke'nin geçtiğimiz haftaki açıklamaları sonrasında 1.2750 seviyesinden 1.32 seviyelerine doğru sert bir yükseliş gerçekleştiğini görmüştük. Burada da şu anda 1.30'lu seviyelerde bir dengelenme çabası gözüküyor. Burada kısa vadede 1.32-1.32.50 seviyelerine doğru yeniden bir atak görebiliriz. Ancak orta vadeli hala FED politikalarını ve ECB politikalarını göz önüne aldığımızda dolar tercihimiz devam ediyor. Dolar TL'ye bakacak olursak burada tarihi zirve seviyelerinin test edildiğini gördük 1.97'lerle. Özellikle Merkez Bankası Bahçı'nın faiz tarafında artırım sinyali vermesiyle faiz koridorunda burada bir gevşeme eğilimi hakim. 1.94 seviyelere gerilemiş durumdayız. Burada 1.97'ye doğru yükselişlerde pozisyonlar realize edilebilir ve bizim dolayısıyla orta vadeli TL'ye geçiş önerimiz hala devam ediyor. Ve son olarak altından bahsedecek olursak burada geçtiğimiz hafta yine Bernanke açıklamanın sonrasında bir toparlanma gelmişti. Sert düşüş sonrasında şu anda 1280 dolar seviyesi üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Burada da 1320 dolar seviyesine doğru kısa vadeli hareketin devam etmesi beklenebilir. Ancak burada özellikle 1320 kırılmadığı sürece orta vadede satış baskısının devam ettiğini görebiliriz. Dolayısıyla yükselişler kısa vadeli trade pozisyonlarında kar satışına yönelinebilir. Evet, bu haftada piyasalara yönelik önerilerimiz bu şekilde. Herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum.